Evet. Peki Fatma Hocam, kanser riskinde belli bir yaş oranı var mı? Evet, dünyada kanser riskinde tabii ki bir yaş oranı var. Dünyada Globoken isminde, Dünya Sağlık Örgütü'nün de başta olduğu bir istatistik sistemi var. Giderek daha bunu organize ediyorlar. Yani bütün dünyadan bilimsel datalar, özellikle yaş, tümör cinsi pek çok bilgi orada birleşiyor. Türkiye'de de Halk Sağlığı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimleri bunları yapıyor ve bütün ortaya çıkan istatistiklerde ileri yaş daima kanser için yüksek risk faktörü. Yani yaş ilerledikçe kanser olma olasılığımız artıyor ve ortalama tüm dünyada kanser hastalarının ilk tanı konulduğu yaşlar 60 yaş ve üzeri. Çoğu üzeri. Örneğin %70'i 60 yaş ve üzeriyken %30'u 60 yaş ve altı, kabaca bu. Ama bu oranlarda yaklaşık. Neden peki diye soracaksın. Neden ileri yaş kanser için risk faktörü genellikle? Çünkü aslında hep bunu vurguluyoruz. Kanser bir nevi genetik mutasyonlar silsilesidir. Yani normal hücrede birçok genetik anormallikler gelişir yaşam boyunca ve vücut bunu hep sürekli tamir eder. Bir noktadan sonra vücut yaşlandıkça, mekanizmalar tembelleştikçe o anormallikleri tamir edemedikçe ne olur? Vücut onu artık kontrolden çıkar. Vücudun kontrolünden çıkar ve anormal hücreler oluşur ve kanserler oluşmaya başlar. Bu nedenle de yavaşlayan vücut mekanizması, genetik tamirler, immün yanıtın zayıflaması gibi birçok nedenlerden dolayı ileri yaşta kanserler çok daha fazla görülür. Peki 60 yaş altında? 60 yaş altında da görülür. Onun da yani hiç sıfır değil, %30 dedik en aşağı. Ama ileri yaş daima risk faktörü olarak karşımıza çıkar. Örnek 1000 tane 65 yaş üstünde 20 tane kanserli kişi varsa 1000 tane 65 yaş altı kişinin ikisinde olur gibi. Yani oran çok farklıdır. Onun için de hani soruna binaen söylüyorum. Yani yaş bir risk faktörüdür. Evet. İleri yaş bir risk faktörüdür. Evet. O yüzden de herhangi bir şikayetiniz olduğu zaman da, yani bunun genç ya da yaşlı olarak değil, mutlaka hepimiz. İleri yaşın risk faktörü olduğunu bileceğiz ama kanser veya diyabet veya kalp hastalığı nadir de olsa her yaş grubunda çıkacağını bilmeliyiz. Yani her konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Ama yani nasıl meme kanseri için kadın cinsiyeti risk faktörü ise, erkek için prostat kanseri, yani prostat kanseri için erkek olmak gibi. Evet, bazı birçok faktörler de risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor ama yaş olarak sorduğumuzda ileri yaş daha büyük risk faktörü pek çok kanserde.